Evet arkadaşlar, kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kendin yap sticker yani çıkartma yapmayı göstereceğim. Oldukça kolay. Eminim hepiniz yapabilirsiniz isterseniz. Bunun için gerekli olan malzemeler ise şöyle açayım bir dakika. Fotokopiler. Neklesin. Ben iki tane çıkardım. Eğer fotokopisi olmayanlar için bizim de eskiden yoktu. Ben de çizerek yapmak zorunda kalmıştım. Ama oldukça güzel olmuştu. O yüzden hiçbir kaygınız olmasın. Şimdi fotokopi makinemiz olduğu için çıkararak yaptım. Daha sonra makas, bant. Ben koli bandı öneririm çünkü daha iyi sonuçlar alabilirsiniz koli bandı kullanırsanız. Eğer evinizde bulamadıysanız normal bant da kullanabilirsiniz. Ve yağlı kağıt. Yağlı kağıtta hani annelerimiz pasta börek yaparken tepsi yağlanmasın diye sürer ya. O yani annenize sorarsanız eminim verecektir size. Ve renkli kalemler. Eğer renkli çıktınız yoksa renkli çıktısı olanlar için kolay olabilir. Bizim ne yazık ki yok. O yüzden renkli kalem kullanacağım. Şarpilerim var. Onları kullanıyorum. Evet, hadi o zaman başlayalım. İlk olarak benim şöyle gösterdiğim gibi iki adet fotokopim var. Daha net göstereyim. Şu şekilde birincisi. Değişik yine simgeler var. Diğeri ise daha çok böyle okul defterlerine yapıştırabileceğiniz fenle alakalı. Her yerinde science yazıyor yani fen. Benim en sevdiğim ders fen. Oldukça da iyiyim. O yüzden bunu çok beğendim. Çıkardım. Tabii sizin de çizeceğiniz veya zevklerinize göre değişebilir yaptığınız şeyler. Şimdi çıkardığım fotokopilerden birkaç tane seçeceğim ve onları boyayacağım. Daha sonra da keseceğim. Evet arkadaşlar, ben birinci fotokopiden şu Sprite cheese'i yani Toka'yı ve şu içeceği seçtim. İkinci fotokopiden ise şu kalpli içinde science fan yalan şeyi ve şu science cheese'ını seçtim. Bunlar hoşuma gitti benim. Evet, şimdi bunları boyayacağım. Arkadaşlar, bu aşama çok uzun süreceği için ben boyayıp geleyim. Sonra da devam edelim. Evet arkadaşlar, ben boyadım. Birinci resimde şöyle gördüğünüz gibi içeceği boyadım ve sprinkles'i boyadım. Evet arkadaşlar, elimde olmayan sebeplerden dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. O yüzden devam edelim şimdi. Tabii size bir ara olmayacak, merak etmeyin. Ben bir de şu dağ sembolünü... Dağlı olan resmi de boyadım. En son bu ikisini göstermiştim size. Videoyu durdurmadan önce. Bu şekilde. Buradan. Diğerinden de şunu boyadım ama pek beğenmedim sonradan boyarken. O yüzden değiştirdim. Şunu boyadım. Bir de şunu. Zaten bunu boyayacağım demiştim. Evet, şimdi kesiyoruz. Ben yine burada bu aşamada videoyu durduracağım uzun sürmesin diye. Sonradan devam ederiz yine. Evet arkadaşlar, kesip geldim. Gayet güzel kestiğimi düşünüyorum. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Birazcık yakından göstereyim istedim. Özellikle şu içeceği ve sprinkles'i çok beğendim. Evet arkadaşlar, şimdi bunları kestiysek kenara alıyoruz. Ve yağlı kağıdımızla şöyle bandımı da alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yağlı kağıdı iyice açıyoruz ve düzlüyoruz olabildiğince. Ve koli bandımızı açıp şöyle açayım. Evet, açtım şu şekilde bandımı. Affedersiniz, iki tane erkek kardeşim olduğu için birisi odaya dalış yaptı. Tekrardan özür diliyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan yine özür dilerim. İkinci kere girdi. Ne yapalım? Kardeşler işte. Evet, açtığımız bantımızı şu şekilde yapışkan tarafı yağlı kağıda yapışacak şekilde şöyle güzelce düz bir şekilde olabildiğince
yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, ben yapıştırıp geldim. Çünkü hem video çekmek hem de yapıştırmak çok zordu. Şöyle iki sıra yapıştırdım. Ne kadar görüyorsunuz şu an kameradan bilmiyorum ama iki sıra yapıştırdım. Burada özellikle böyle bayağı bir yapışmasına dikkat edin dedim. Önemli bir detay çünkü. Şimdi arkadaşlar tekrardan bantımızı alıp şu şekilde bir parça kopardık. Ve bu sefer de şöyle hazırladığımız kağıtlardan birini aldık. Bir dakika. Affedersiniz, tekrardan çok gölge yapıyordu da onu düzelttim. Söylediğim gibi bu ilk videom olduğu için birazcık acemiyim arkadaşlar. Bir şey düştü. Lütfen kusura bakmayın. Evet. Bunu aldık. Hazırladığımız fotokopilerden birini. Ve bantın üzerine böyle renkli kısmı gelecek şekilde yapıştırdık. Şöyle parlıyor. Ve bunu bantı hiç şey yapmadan, bozmadan buraya yapıştıracağız. Ama ziyan olmasın diye bir şey daha ekliyorum. Evet. Böyle iki tane ekledim. Ve bunu yağlık ya da yapıştırdığımız bantların üzerine yapıştırıyoruz tekrardan. İki kat bant oluyor. Özellikle çok önemli o bantın üzerine yapıştırmak. Evet. Ben yapabildim. Şimdi ben diğerlerini de yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, diğerlerini de yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bunları keseceğiz ama şöyle bir detaya dikkat etmenizi öneririm. Bunları tam böyle kesmek değil, tam böyle kenarlarından kesmek değil de kenarlarına azıcık mesafe bırakarak keserseniz daha iyi yapışacaktır sticker olarak kullandığınız yerde. Aksi takdirde yapışmayabilir, siz de yani üzülebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben birincisini kestim. Şimdi hepsini kesip geleyim, sonra da devam edelim. Evet arkadaşlar, hepsini kesip geldim gördüğünüz gibi. Bu arada pek yani düzensiz olmuş olabilir ama sorun değil. Çünkü zaten bant şeffaf olduğu için gözükmeyecek o yerler. Sadece parlayacak. Bu da büyük bir sorun değil. Şimdi bunları sizlerle birlikte deneyeceğiz. Ben daha önce yaptığım için olacağından eminim ama size de göstermek istiyorum içiniz rahat olsun diye. Peki Dil, biz bunu nasıl açacağız? Nasıl yapışacak? Arkasında yağlı kağıt olması gerekiyor eğer doğru yaptıysanız arkadaşlar. Diye soruyorsanız, bunlar aynı sticker'lar gibi şu şekilde yağlı kağıt oradan çıkacaktır ve altta da yapışkan bant zemini duracaktır arkadaşlar. Eğer doğru böyleyse doğru yapmışsınız demektir. Şu an yapışkan elime yapışıyor gördüğünüz gibi. Hadi şimdi gelin kapıma yapıştıralım ya da başka bir yere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapıma yapıştırdım şu an. Gayet de güzel yapıştı ve gördüğünüz gibi normal gözüküyor yani. Oldukça güzel. Yani benim fikrim bu. Evet. Geldiğimin yapıştırmayı tamamlamıştık. Gerçekten de çok güzel olmuştu. Yani benim fikrim, o zaman da söylediğim gibi. Bunu yaparak kendiniz yapmış oluyorsunuz. Hem yaratıcılığınız gelişiyor hem de arkadaşlar paradan tasarruf etmiş oluyorsunuz ve gönlünüze göre çıkartmalarınız olmuş oluyor. Bu da gerçekten çok iyi yani. Ben mesela çıkartma bakarken, estetik sticker bakmaya başlarken, ben çok seviyorum stickerları, bakıyordum ama gerçekten çok pahalı oluyorlardı. Ben de o yüzden bu fikri buldum. Gerçekten güzel oldular yani. Bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız kanalıma abone olup beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşürüz.